Şimdi Selim bir bilgi yarışmasına katılmış. Etaplarda verdiği doğru yanıtlar buraya sıralanmış. Şimdi her etapta doğru verdiği cevap sayısı bu şekildeymiş. Sonra her etapta verdiği doğru cevap sayısı bir öncekinden fazlaymış. Yani fazla demeyelim de azalmamış. X artı y'nin alabileceği en küçük değeriyle en büyük değerlerin toplamı isteniyor. Şimdi şöyle olabilir. En küçüğünü hesaplamak isteyelim. En az puanı. Şöyle. En az. Ya da şuraya yaz. Siliyorum. Yani şöyle diyor. Şimdi 9 tane cevaplamış. Az olmasını istiyorsak burası 10 olabilir. Bir sonraki etapta. 13, 15. Burası 16 olabilir. Bu şekilde cevaplarsa az sayıda doğru cevaplamış olur. Şunların toplamı 9 artı 10. Gerçi x'lerin toplamını soruyoruz. Tümünü toplamak zorunda değiliz. Bizim x'imiz 10, y'imiz 16 oluyor. Buradan x artı y de 26 olur. Eğer en çok istiyorsak en çok olmasını. X 10.